Sayın Vekilim, geçtiğimiz günlerde Ordu'da bir olay yaşandı. Bir dönem Uşak Valiliğini de yapan Sayın Settar Yavuz'da İstanbul Belediye Başkanı adayınız Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili olaylar oldu. Bu olaylar hakkında biraz bilgi alabilir miyim? Evet, ilk önce biliyorsunuz 5 Haziran çevre günü sebebiyle, bugün bayrama denk gelme sebebiyle bugüne aktarılan bir programdan dolayı buradayız. Buraya katılan çevre gönüllerini, tema vakfına, ADD'mizi, Atatürk Düşünce Derneğimizi, Çevre ve Çevrecilik İl Müdürlüğümüzü, Uşak Belediyesi'ne buradan katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ve de buraya katılan tüm duyarlı vatandaşlarımıza da tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Sizin sorunuza cevap vermeden önce günün anlamıyla alakalı küçük bir de ekleme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz geçen ay bizim Uşak ve Kütahya ilimizi besleyen, koskoca Menderes Havzası'nı besleyen, Murat Dağı'ndan çıkan suyumuzla beslenen bu kadar bölgedeki, Ege bölgesindeki vatandaşımızı etkileyen Murat Dağı'ndaki ve altın açma madeniyle alakalı Anadolu Export firmasına verilen bir çevre raporunun olumlu çıkması sonucu chat raporu verilmiştir. Bununla alakalı biraz önceki açılan pankartta da görmüşsünüzdür. Hatta bugün birkaç tane TV kanalında da burada maden açılmasıyla ilgili yapmış olduğum çalışmalarla ilgili bir görüntüler de yayınlanmıştır. Ben buradan tekrar bu firma yetkililerine ve de bu raporu veren Kütahya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne, Valiliğine de özellikle seslenmek istiyorum. Gelin bu işi bir an önce durdurun. Biz gerekli hukuki süreci başlattık. Birçok sivil toplum örgütü gerekli davayı geçen hafta itibariyle açmıştı. Ben şahsım Özkan Yalın Uşak Milletvekili olarak da kendim açtım. Buradan tekrar bu altın madeninin Murat Dağı'nda açılmasının doğru olmadığını, çevrenin dengesini bozacağından, Uşak'ın ve de Kütahyalıların içtiği suyu zehirleyeceğinden dolayı gelin bu işten vazgeçin diyoruz. Çünkü orası altın madeni açmaya hiç uygun bir yer değil. Tekrar bu konuyu altını çiziyorum. Şimdi sizin biraz önceki sorunuza gelince, biliyorsunuz Ordu'daki vali daha önce bundan yaklaşık 4 yıl önce Uşak'ta görev yaptı. Sayın Settar Yavuz. Şimdi Sayın Settar Yavuz'un sosyal medyadaki paylaşımlarını gördüğünüzde, baktığınızda, izlediğinizde Sayın Settar Yavuz'un devletin valisi değil, bir partinin valisi, bir kişinin valisi olaraktan görev yaptığını hepimiz biliyoruz, tanıyız. Bununla alakalı da kendisinin de sosyal medya yayınları izleriyle birlikte bunu ispatlamaktadır. Bunu hiç kimsenin tartışmaya hiç gerek duymadığımda bunu altını çiziyorum. Çünkü kendisi koskocaman valinin bile önüne abartılı bir şekilde bir pankart açıp artık bir AK Parti genel başkanının fotoğrafının önünde gerekli pozu fazlasıyla açıklamalarıyla ve görüntüleriyle vermiştir. Şimdi Sayın Settar Yavuz'u biz nasıl bir karaktere, kişiliğe veya kimler için çalıştığını, kimler için neler söylediğini çok iyi biliyoruz. Onun için Settar Yavuz ve de İçişleri Bakanı Soylu'nun verdiği talimatla gerekli, biliyorsunuz iki gün öncesi Sayın Soylu'ya kendi memleketi olan iline geldiğinde bir protestoyla karşılaştı. Bu protestoyu artık silmek adına veya gündem değiştirmek adına Settar Yavuz'a, Ordu Valisi'ne Soylu'nun vermiş olduğu bir talimat söz konusuyla Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve de şu anda tekrar yenilecek olan 20 Haziran seçimlerinde Belediye Başkan adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu VIP'den özellikle ilk geçiş kontrol noktasına geçiş yaptırtırıp özellikle içeri aldırıp daha sonra oradan uçak pistine peronlara aldırmamak üzere bir talimat vermiş. Çünkü tam bir planlı olduğu apaçık ortada. Madem aldırmayacaksınız, biliyorsunuz VIP girişlerinde VIP girişlerinde ilk önce girersiniz veya havaalanı girişlerinde ve VIP'de de aynı şey. İlk önce gelirsiniz, valizinizi ve de şahsi eşyalarınızı X-Tay cihazına verirsiniz. Peki madem aldırmayacaksanız, planlı oldu buradan apaçık ortada, ilk önce X-Tay cihazından polis kontrol merkezinden geçiriyorlar, salonu alıyorlar, ancak uçağa binişine izin vermiyorlar. Yani tamamen orada bir problem yaratmak adına, gündem dışı bir olay yaratmak adına yapılmış olan bir planla Süleyman Soylu'nun ve de bunun aleti olan Ordu Valisi Settar Yavuz'un hazırlamış olduğu bir planlama olduğunu apaçıkça buradan belirtiyorum. Bu arada özellikle de şunu da belirtmek istiyorum. Buradan kesinlikle Süleyman Soylu'ya da şunu özellikle belirtmek istiyorum. Cevap vermek istiyorum. Süleyman Soylu diyor ki her seferinde Sayın Ekrem İmamoğlu'nu yok PKK ile bütünleştirmeye çalışıyor, yok Rum veya Yunanlı
Suriyalılarla birleştirmeye çalışıyor. Bence Sayın Süleyman Soylu ilk önce kendi aynaya baksın. Bir kere PKK'yla oturan, PKK'yla Habur'da oturan, Dolmabahçe Sarayı'nda oturan, pazarlık yapan, valilerine bırakın hendekleri kazmasınlar, bırakın seslenmeyin, kaymakamlarına seslenmeyin diyen mevcut da bulunduğu kendi partisidir. Onun için kime ne dediğini bir kere çok daha dikkatli kullanması gerekiyor. İlk önce kendisinin bir aynaya bakması gerekiyor. Bir kere milliyetçi duyguları abartmak adına işte yok Ekrem İmamoğlu PKK'yla yok Rum'dur bilmem nedir Pontus'tur vesaire bu tip bir şeyler söyleyerekten ne bizim Trabzonlu Las kardeşlerimize en ufak bir dil uzatmasın ne de bizim hiçbir terör örgütüyle alakamız olmadığını özellikle de altını çiziyorum. Ve de buradan kendisine de şunu söylüyorum. Bütün terör örgütlerini lanetleyen, bütün terör örgütlerinin karşısında olan Cumhuriyet Halk Partilidir. Cumhuriyet Halk Partili'nin mensuplarıdır. Cumhuriyet Halk Parti'nin genel başkanından, genel başkan yardımcılarından, parti meclis üyelerinden, milletvekillerinden, belediye başkanlarından tüm meclis üyelerine kadar herkes, tüm Cumhuriyet Halk Partililer kesinlikle tüm terör örgütlerinin karşısındadır. Bunun yanında Süleyman Soylu sana özellikle seslenmek istiyorum. Eğer sen milliyetçiysen, eğer sen bu memleketi düşünüyorsan, eğer sen kendi vatandaşını gerçekten düşünüyorsan gel birçok ilimizde bulunan Suriyeli vatandaşların yapmış olduğu kendi vatandaşlarımıza karşı haksız rekabetin önüne geç. Çünkü benim kendi vatandaşım kendisi vergisini zor zahmet ödeyerekten bir küçük dükkan açıyor ama yanına gelen bir Suriyeli ne vergisini ödüyor, ne vergi lafası var, ne sigorta, ne SGK yatırıyor. Onun için gel ilk önce kendi vatandaşlarımızın hakkını koru diyorum. Oradan milliyetçilik yapacaksan biz gibi yap diyorum. Hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum. Sayın Vekilim, söz hazır Süleyman Soylu'dan açılmışken 31 Mart seçimlerinin, yerel seçimlerinde bir Saadet Partili vatandaşın Süleyman Soylu'yu işte HDP'yi destekliyor dediğinde hayır biz desteklemiyoruz dediğinde eleştirdiğinde gözaltına aldırmıştı ve 23 Haziran seçimleri içinde Binali Yıldırım için Binali Süleyman Soylu Saadet Partili kardeşlerim diye hitap etti ve aynı cenahtan geliyorlar dedi. Bu sözü Süleyman Soylu'nun gelmiş olduğu gelenek itibariyle dündür, bugündür siyasetim yapıyor yoksa amacı nedir? Kesinlikle bence çok doğru bir tespit yapmışsınız. Süleyman Soylu ve de Binali Yıldırım ilk önce dündür, bugündür hesabı. Yani işine geldikleri bir siyaset ve politika üretmeye çalışıyorlar. Bakın ben buradan özellikle bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza, özellikle de zaten tüm 81 milyon vatandaşımız bizim kesinlikle milli duyguların en üst seviyede yaşayan vatandaşlarımızdır. Ancak özellikle MHP'li, Milliyetçi Hareket Partisi'li düşünceye sahip olan vatandaşlarıma da seslenmek istiyorum. Birileri daha dün Diyarbakır'da ağzına çok değişik bir farklı bir şekilde imayla, ne diyeyim, uslupla ve de şiveyle ne dedi biliyor musunuz? PKK dedi. Biz diyoruz ki PKK terör örgütünü ve tüm terör örgütlerini lanetliyoruz. Orada birilerine şirin görünmek adına 23 Haziran'da oy almak adına farklı kelimeler kullanmasın. Bizim milletimizin aklıyla, fikriyle, IQ'suyla da oynamasın diyorum. Çünkü bunu kimse yemez. Biz bu memleketi seven, bu memleketin hakiki savunucusu olan vatandaşlarıyız diyorum.